tabakası. Yani dünyayı makrokosmosu kuruyan nasıl ozon tabakası diye adlandırılan bir alan varsa, bir manyetik alan varsa, insanı koruyan manyetik alanda biz aura diyoruz, prana diyoruz. Her kim ne dese desin ama bu manyetik alanı var. Bundan daha önce bilim adamlar bunu kabul etmiyor olsalar bile bugün bunu kabul etmek artık zorundalar. Çünkü dünyada her şey neredeyse... Bir de kabul ediliyor artık. Kabul ediliyor artık. Onun üzerinde tartışılmıyor. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Bir alternatif tıbbın varlığı. Kesinlikle inanıyorum. Evet, çok inanıyorum. Bir de ben hemen bir şey sorabilir miyim hocam? Aura için diyorlar ki bazı insanların aurası çok parlak olur. Karşıdan bakıldığı zaman onun bedeninin etrafında ince bir ışık huzmesi görebilirsiniz diyorlar. Tabii. Bu doğru mudur? Doğru. Bazı insanlar bunu görebilir. Ben eskiden transa geçtiğim zaman bu aurayı görebiliyordum. Öyle mi? Fakat bunun transa geçip bunu görmeye zorlamaya gerek yok. Çünkü bir makineyle artık bunu yapıyorum. Ve makineyle bir de ayrıca eğer insan inanmıyorsa inanmak zorunda. Çünkü ben görüntüleyerek veriyorum buna. Eskiden nabızdan teşhis koyuyordum. Nerede ne problem var olduğunu söyleyebiliyordum. Şimdi ben bunu makineyle yaptığım için bir de print edip veriyorum. Diyorum ki nasıl bir tomografi bir makinesiyle nasıl size görüntüleyerek verir bu. Aynı bu şekilde. Tamam. Şimdi ben çok özür diliyorum. Hı-hı. Yine çok kesiyorum hoş. Ama. Şimdi mutlaka makineyle tespit ediliyor. İşte gözümüzün göz ölçümlerini yaparken evet. çeşitli makineler. İşte check-up'lar yaptırırken çeşitli makineler. Ve bu makineleri yaparken, ederken bunu icat edenler de diyor ki her makinenin %5, %10 hatası olabilir. Böyle bir şeyde hata olabilir mi? Mesela biz burada bizi ne ikna etmelidir ki böyle bir auranın varlığı? Şimdi... Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Mesela bir hasta gelir bana. Bir şikayetlerle. Ben asla hastayı dinlemem. Bana daha önce ne problem olduğunu söylettirmem. Söylemeye çalışırlar diyorum ki ilk önce ben bir muayene edeyim. Bir teşhis edeyim. Ondan sonra. Bu inandırıcılığı buradan. Mesela ilk önce bununla çekiyorum. Eğer bir yerden şüphe varsa ben tekrar eski usulü nabızdan kontrol ediyorum. Tutun benim bütün elektriğimi alın, negatif elektriğimi. Negatif elektriğimi siz diyorum. Şimdi burada bakınız. Şimdi iki tür teknik var bende. Bir var Tanrı'nın, tabiatının bana lütfetmiş olan bir enerji. Normal insanlardan daha fazla hassas dalgaları yakalama özelliği var. Extra sense diyorlar buna. Yani normal insanların yakalamamış o hassas dalgaları yakalayabiliyorum ben. Bu ama tabiatın bana lütfetmiş bir şey. Her insan öğreterek. Her insan şarkı söyleyebilir. Evet. Doğru. Herkese şarkı söylemeye öğretilebilir. Doğru. Herkese okumaya öğretilebilir. Ama Ayşe Hanım kadar nefesle bunu herkes okuyamaz. Okuyabilir. Okumuş olması için okuyabilir. Evet. Okunun üzerinde seminer ve konferanslar da veriyorum ben. Medyadan takip edenler de onu bilir. Doktorlara Şifa Kursu diye bir sabah gazetesinde çıkmıştı bu reportaj. Ben orada yıllardır birikmiş olan teknik ve metotları da paylaşıyorum. Yani insan nasıl medite olabiliyor, nasıl transa geçebiliyor ve bu transa geçiş nedir, niye işe yarıyor? Çok özür diliyorum, yine kesiyorum ama burada bence sizin bir küçük ama aslında çok büyük de var. Onu paylaşmak gerekmez mi seyircilerimizle? O %80 felç geçirmesi. Aynen öyle. Çünkü orası çok etkili Ayşe Hanım. Ben Şuayb Dağıstanlı'yı bu hikayeyi dinledikten ve kendisinde de gözlemledikten sonra daha iyi tanıdım. Ve gerçekten meditasyonun varlığına inanmış olan biriyim. Dilerseniz siz de dinleyin. Şimdi biliyorsunuz ben Rus vatandaşıyım ve Kafkas kökenliyim. Ben 92 yılına kadar hep o ülkede yaşadım ve o ülkeye hizmet ettim. Ve o ülkede bana hizmet etti, beni eğiterek ya okutarak. 1989 yılında bir kazada ben %80 felç kaldım. Boyun kemikleri kırılmıştı ve omurga zedelenmişti. Yani bu şekilde bilinmeyen bir dünyaya girmiş oldum. 6 saat operasyon sonucunda beni hayatını kurtardılar ve sağ tarafı %50'sini iyileştirdiler. Kısa kısa anlatıyorum. Hı hı. Çünkü bu bir süreç tabii. 2-3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Ve o zaman öncesine kadar ben ne meditasyon, ne auto training, ne de biyoenerji, ne alternatif tıptan yani tesini bilmeyen bir insandı. Bir de inanmıyorduk. Çünkü ateizm dersini üniversite eğitim almış ve çok da fazla bu konularda inançlı olmayan bir insan olarak bu herhangi bir sıradan bir vatandaştı. Ta ki doktorların mümkün değil artık yatalak birisiniz. Yerinizden kalkamazsınız dediği noktada asıl hikaye başlıyor. İşte yani orada yani bir insan
diyorlar ya yani alternatifi kalmadı diye. Evet. Yani orada benim bir seçenek yok ki. Alternatif tipin peşinden koşmanın dışında bir seçenek yok. Çünkü bana ikinci sınıf malum insan olarak emekli ettiler. 20 yaşındayım ve sivil hayatına döndüğümde ben kendimi sertifikalı maaş alan bir insan olarak. Ama bunu 6 ay herkesten gizledim. Yani emekli olduğunu. Çünkü bu bana dokunuyordu bu. Tamam %100 hareket etmiyorsun. Güç yok ama bir de o sertifika taşıması. Evet o kötü. Ve bunu, bana bunu ikna ettiler. Çok da iyi bir para veriyorlardı o zamanki şartlarla. Ben emekli olmaya kabul etmiyorum. Yani gidip o parayı da almak istemiyorum. Öyle bir gurur var o zaman. İyi ki de vardı diyorum. Çünkü bu güçle, bu azimle ben kendimi tekrar kazanmak için güç kazandım. Değil mi? Yani her bir titreşimi içindeki her bir müziği ve ritmini dinleyerek, ben bunu özellikle söylüyorum. İçinizdeki müziği dinle diyorum ben. Çünkü herkesin içinde bir müzik ritmi vardır. Onu yakalamayı öğretti bana hayata. Ve bu meditasyonla tanışması, yoga ile tanışması, NLP ile tanışması, ezoterik bilgiyle tanışması o zaman oldu. Çünkü benim ufak bir röportajdan sonra o zaman bir gazetede bütün bilim adamlar benim peşinden koşmaya başladılar. Bunu işte etmek lazım. Bu yetenek herkese verilmez gibisine falan filan. Onun üzerinde tabii ki ben Moskova'da eğitim aldım. Sponsorluk yaptı bir üniversite. Hı hı. Ve böylece bu konulara girmeye başladım. Meditasyon kelimesi, transa geçme kelimesi kısacası şöyle diyebilirim. Siz bir şehir okurken o şehri anlamının o alana giriyorsunuz. Evet. Evet, çok doğru. Bu siz dış dünyaya ilişki kesiyorsunuz. O bir trans hali. Bu dinlendirme, bu bir tekniktir. Dinlendirme tekniğidir. Ben bunu öğretiyorum. Herkes de başaramaz bunu. Bu başardığım anda birçok sorunlar da çözülmüş oluyor. Benim şöyle bir teknik var. Metot ürettim bu zaman içerisinde kendimi sağlam bir hayata dönüştürdükten sonra. Kendi kendini programlama sanatı diye o yazmış olan kitapta da onu açıklamaya çalıştım. Ve şimdi ikinci çıkacak olan kitapta daha detaylı onu anlatıyorum. Orada şunu vurgulamak istiyorum. Kendi kendini programlama sanatında kendinizi transa sokmayı öğreniyorsunuz. Ve bu transa geçtikten sonra ne gibi oluşum oluyor organizmada, ne gibi değişiklikler oluyor? Bir kere çok rahat söyleyebiliyorum. Bir insanın birkaç dakika trans haline geçmesi 600-700'e kadar değişik ilaçlar üretmesi kapasitesi vardır. O üretmeye başlıyor. Siz böyle şeyler yapar mısınız? Var mıdır? Çok inanırım, çok inanırım ve hocamın hikayesi de benzer, çok benzer bir hikayeyi ben yaşadım. Bundan yıllar önce TRT'de çalışıyordum o zaman. Rahmetli Hamiyet Yücesesten röportajdan dönerken bir trafik kazası geçirdi ekibimizin minibüsü. Ben de vardım, önde oturuyordum ve büyük bir darbeyle başım arkaya çarptı. Bütün bu boyun kemiği.